Evet arkadaşlar, ben eğitmen Yasin Şafak. Bugünkü videomuzda lambamızda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bunun için ilk işlem şu olacaktır. Hazır bir sahne var elimizde, şöyle gördüğünüz gibi. Buna save etmiş olduğumuz lamba sahnemizi çağırıyor olacağız. Max'in logosuna tıkladıktan sonra import'a gelip, eğer bir Max dosyası çağıracaksak merge, FBX, FBX diğer adıyla OBJ dosyalarını çağıracaksak import kullanacağız. Ben burada merge'i kullanıyorum ve masa üstüne gelerek arkadaşlar lamba model adlı dosyamı seçiyorum. Şurada görmüş olduğunuz bütün her şeyi seçip şöyle bir grup haline getiriyorum. Gördüğünüz üzere resmim, her şeyim geldi. Unfreeze ol deyip artık şunu silebilirim. Gördüğünüz gibi lamba modeliniz burada. Şimdilik hepsini bir grup haline getirelim ve kameramızda güzel bir yer yakalamasını sağlayalım. Şuraya doğru getirdim. Birazcık yukarı doğru çıkıyorum. Birazcık böyle getirdim. Tepe ekranına geldim. Tepe ekranına geldiğimde de objemi şuraya getiriyorum. Gayet güzel. Buradan kameramı seçeceğim. Kameramı seçtikten sonra da kameramı şöyle birazcık hedefiyle beraber, yani şurada şöyle bir işlem yapabiliriz. Box'ı hide edelim. Şu ikisini yakalayıp Alt W yapıyorum ve şurayı kamera ekranı haline getiriyorum. Gayet güzel. Shift F dedim. Çok dikey bir hale ihtiyacım yok. Burada yapacağım şey, şuradaki Image Aspect kilidini kaldırıp resmi biraz daha yakınlaştırma. Ve de şurada herhalde çok doğru bir görüntü olacaktır bana. Tabii kameramı biraz daha aşağı alabilirim arkadaşlar, ampulümün gözükmesini istiyorsam. Şöyle yapsam herhalde çok ideal olacaktır. Kameranın hedefini de çok azaldık mı? Gayet güzel. Çok az daha. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi sahnemiz hazır. Shift ve F tuşlarına kamera ekranında basarsanız Save Frame özelliğinizin açılacağını unutmayın. Save Frame olanı gerçekten render alacağınız pencereyi size gösterir arkadaşlar. Renderlerinizde görüp, çalışmanızı görüp de renderinizde görmüyorsanız bunun sebebi save frame'inizi açmamanız demektir. Burada yapacağım şey arka tarafa bir malzeme atmak olacak. M'ye bastım ve açılan yerden arkadaşlar bir sürü malzeme olduğunu görüyorum. Hepsine uçuruyorum. Materials'a tıklayıp Get All Scene Materials'ı işaretledim ve arka fonumun şu renkte olduğunu görüyorum. Bunu biraz daha beyaza, yani şöyle açık griler tonlarında bir şey ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle şunu da azıcık az fümeye çekelim. Ve geçiş oranını da arkadaşlar bezier corner'a çevirelim. Arkasından geçişini de şöyle yumuşatalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şuradaki bitmap standart olayını kaldıralım. Ve sahnemizin her şeyi hazır. Gelelim left ekrana. Z'ye basalım ve sağ tuş unhide ol diyerek box'ımızı da geri çağıralım. Bu box'a da aynı malzemeyi atayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuradaki plane'imiz bizim arka fonumuz. Arka fonumuza da aynı malzemeyi atıyoruz. Bu tarafta bir tane ışığımız var. Işığın kontrolünü en güzel buradan yapıyor olabiliriz. 40 kuvvetinde bir ışığımız varmış ve hadi testerlerimizi yükleyerek render alalım. Render Setup penceresini açtım ve şurada Yasin Test özelliklerini aktif edeyim. 840x627, bunu unutmayalım arkadaşlar. Render ayarları eklendiğinde bunlar gider. 840x627. Bunu yaptım. Gayet güzel. Kilitledim. V-Ray'e geliyorum. Şurada test ayarlarımı yaparken ben bir hatadır şöyle kaydetmişim. O öyle gelmiş. Bunu ayarladım. Gayet güzel. Ve kilit sistemini aktif etmek istiyorum. Kilit sistemi kendi kendime uydurduğum bir sistemdir arkadaşlar. Yani çok önemli bir şey değil ama benim çok işime yarıyor. Buraya geldim ve bütün her şeyi bir tane V-Ray MTR ile kaplamak istediğimi söyledim. Cam'ına döndüm ve render aldığımda gördüğünüz gibi bütün çalışmamı net ve pürüzsüz bir şekilde görebiliyorum. Eğer render karelerinizin mouse imlecinizi takip etmesini istiyorsanız şu işlemi yapabilirsiniz. Burada ilk malzemeyle kaplamak istediğim şey arkadaşlar elektrik kablosu olacaktır. Plastik malzemesini hatırlayanlar çok güzel bir şekilde bu işlemi rahatça yapacaklardır.
Kablomu siyah düşünüyorum ve tabii ki render'ımı da bu aynı zamanda kaydetmek istiyorum. H'ye bastım. Şuradaki görüntülerin hepsini siliyorum. Ve ilk kaydet tuşuna bastım. Bunu kapattım ve render'ımı kapattım. Tam ekran moduna dönüyorum. Ve P'ye basıyorum. Şuradaki grupta arkadaşlar open diyorum. Ve kabloyu seçip şöyle ismini kablo diyelim. Ve bunu da bir editable poly yapalım. M'ye bastım ve siyah plastik malzemesini yapalım. Öncelikle yapacağım şey bir tane VRMTA dosyası çağırmak olacak. Diffuse'unu arkadaşlar siyah rengine yakın şöyle 3 herhalde ideal olacaktır. Reflect çok fazla parlak bir şey yapacağım. Evet ama bu parlaklığı kesinlikle hissetmeyeceksiniz. Bu da o yüzden 0,65 olacak. Buradaki ayar derecesini de 4 yapabilirim artık. Gördüğünüz gibi plastik malzemenizle karşı karşıyasınız. Şöyle yaptığımda bunu kablo malzemesine atabilirim. Gayet güzel. Burayı kapadım. Kablomun görüntüsünü almak için arkadaşlar ilk önce C'ye basıyorum. Sonra da iznini çıkartıyorum. Nasıl yani iznini çıkartmak derken şuradaki Exclude'a basıyorum ve kabloyu bu tarafa çağırıyorum. Okey dedim. Ve render tuşuna bastığımda artık oranın bana renderlandığını görüyorum. Evet, çok güzel. Gördüğünüz gibi sahnemizde kablo malzememiz çok güzel bir şekilde belli oluyor. Yok yere videoyu uzatmanın gereği yok. Şuraların hızlıca bitmesini bekliyorum. Burada size en çok göstermek isteyeceğim şey kıyas sistemi olacaktır. Kıyas sistemi çok işinize yarar. H'ye basarsınız ve kaydet tuşuna bir kere daha basarsınız. İlk renderinizi A olarak işaretlersiniz, ikinci renderinizi B olarak işaretlersiniz. Ve bunun sayesinde çok rahat biçimde böyle mi daha iyi, böyle mi daha iyi diyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi kablonun boyanmış ve boyanmamış halleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Mükemmel bir sistemdir. Bilmeyen arkadaşlar şimdiden çok etkilediğimi düşünüyorum. Arkasından gelelim, renderimizi kapatalım ve şu cam malzememizi yapalım. Şuraya geldim, ampul. M'ye bastım ve bir tane VRMTL çektim. VRMTL çektikten sonra şuradaki diffuse'u açtım. Şurayı 1 olarak ayarladım. Parlaklığını da arkadaşlar şu oranlarda bir şey yaptım. Gayet güzel. Refract oranını da arkadaşlar 235 olarak ayarladım. Ve birazcık renkli bir cam yapmak istiyorum. Fog Color'da da arkadaşlar bunu yeşille mavinin arasında şöyle bir tona getirdim. Belki şöyle daha ideal olacaktır. Bu tonda bir malzemeyi tabii ki görmeyeceksiniz. Çünkü fog color'ınızın multiplier'ı çok yüksek. Burayı 0,25 yaptığınızda 0,03 de olur. Ve birazcık daha açalım artık. Çok silüetimse daha da bir ton olmalı diye düşünüyorum. Bakalım. Ampul malzemesi. Atamasını da gerçekleştirdim. Objemin isminin ampul oluşundan arkadaşlar hemen iznini çıkartıyorum. Exclude'a geldim. Ampulü de bu tarafa attım. Gayet güzel. Render alalım. Gördüğünüz gibi içinde herhangi bir obje olmadığı için, bir yansıma olmadığı için şu an herhangi bir şey gözükmüyor ama çok güzel bir malzeme olacağı takdire şayan. Eğer buraya herhangi bir fog color vermek istemiyorsunuz, düz cam yapmak istiyorsanız yapacağınız işlem fog color'ı bembeyaz yaptıktan sonra fog multiplier'ı 1'e çıkarmak olacaktır. Şuradaki max depth'i 12, buradaki max depth'i 12 yaptığımızda ve effect shadow'u açtığımızda asıl cam moduna girer. Gördüğünüz gibi şimdiki ampulünüz çok daha farklı olacaktır. Şu an ortam tamamen gri olduğundan dolayı herhangi bir şey yapamaktayız. Evet, en önemli malzememiz, ana malzememiz. Şimdi onunla uğraşalım biraz. Burada örnek lambamızı açtıktan sonra hani kirli paslı bir boya yapılsa çok güzel olacak diye düşünüyorum. Max'e döndüğümde M'ye basıyorum.
Ve bir tane bir AMTL çağırıyorum. Bir AMTL'miş, şu tarafa doğru getirdim. Buraya şu tonlar, şu resmin tonlarında bir metal yapmak istiyorum. Şurada modelleme dersinin klasörünü açtığımda şuradaki lamba bile buraya attım. Aynı zamanda bundan yararlanıyor olacağım. Bakın. Burada lamba birinizin üstüne şöyle paslı bir dokuya ihtiyacınız var. Bu paslı bir dokuya ne şekilde ihtiyacınız var? Nasıl yerleşmeli? Bunların hepsi UVW map'le ve blend material'la gerçekleştirilebilir. Ben çok daha farklı bir malzeme hazırlayacağım ama merak etmeyin, gayet güzel olacağından şüpheniz olmasın. Evet. Geldim. Şimdi ilk yapılacak işlem olarak şu üstteki kirli paslı dokuyu yapalım. Diffuse kanalının kutusuna tıkladıktan sonra şuradaki renk örnekleme aracına tıklıyorum ve şuraya tıklıyorum. Kum boyasının rengini çağırdık. Reflect, evet güzel yansır diyorum. Ama bu yansıma kesinlikle ki çok net olmayacak diyorum. Yani burayı da aynı zamanda 0,6'ya getiriyorum. Bunun bir metal bump'a ihtiyacı var arkadaşlar. Yani Google'a girdiğimde şuraya seamless metal bump texture yazsak bakalım ne gibi şeyler çıkacak. Görsellere geliyorum. Ve şuradaki resim gayet hoşuma gitti. Ah, fabric bump'mış. Bakalım şuraya. Brushed metal. Aslında kötü bir opsiyon değil. Metal bump texture olarak bu gözüküyor. 2048'de 2048 güzel bir sonuç olacaktır. Şu hoşuma gitti. Şurada da bir tane var. Bakalım. Bu da güzel. Bu hatta çok daha güzel. Resmi farklı kaydediyorum. Masa üstüne tıklıyorum. Arkasından şuradan modellemeye geldim. Şuradaki şeye tıkladım. Penceremi aşağı alıyorum. V-Ray materyaline geldiğimde arkadaşlar bump yerine iki kere tıklıyorum. Ve şurada bitmap'i seçip masa üstündeki modelleme klasöründen şunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi o dokuyu yansıtmış olduk. Buradaki kanalı reflect'e bağladığınızda aşırı derecede parlayacağını unutmayın. O yüzden buradaki yansımayı kısmak için şu tarafa bir tane color correction atıyorum. Bunu buraya bağladım. Bunu da buraya bağladım. Buradaki color correction'dan artık çok rahat biçimde resmimi daha koyu hale getirebilirim. Kontrastını biraz da arttırabilirim. Ve bölgesel girintileri, çıkıntıları gösterebilirim. Buraya geldim. Ve map oranlarına girip şuradaki parlamayı 70 oranında kısmak istiyorum. Ve evet, şu kirli görüntüyü elde ettik. Gelelim şu paslı dokuyu yaratmaya. Geldim. Seamless. Rust texture olarak ekledim. Ve şuradaki görüntünün bana gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizin bu konudaki düşünceleriniz neler olacak. Daha çok güzel bir resim olduğunu farkındayım. Bunu da buraya kaydettim. Geldim arkadaşlar. Bir V-Ray MTL daha çağırıyorum. Buraya çift tıkladıktan sonra Diffuse'un yanındaki kutuya tıklayıp Bitmap'e tıklıyorum ve şuradaki raster ismini çağırdım. Şuradaki blur'u 0,6 yaptım. Buradaki sumdery'i de işaretlemeyi unutmadım. Aynı zamanda resmin üstünden arkadaşlar reflect ve bump haritalarını da çıkarmak istiyorum. Bu arada aşağıdaki boya malzemesinde bump değerlerini 130 yerine 110 yapmanızı öneririm. Çünkü o kadar kabarık değildir. Pas daha bir kabarıktır ona nazaran. Maps'e geldiğimde şunu daha 20 yapabiliriz. Buraya geldim. Metalin de aşırı derecede net parlamadığını söylemek istiyorum. 0,65 ideal olacaktır. Kirli paslı bir görüntü olması lazım çünkü. Reflect kanalından kendi yararlanıyor. Hani umarım siyah beyazını da görüyorsunuzdur. Eğer göremiyorsanız da bunu color correction sayesinde elde edebilirsiniz. Color correction'a geldim. Şuradaki saturation'ı çektim. Ve gördüğünüz gibi reflect resminiz de bu şekilde. Bunu biraz daha aydınlatıp biraz daha kontrastlarını arttırabilirsiniz. Tabii bu kadar çok fazla olacaktır. Reflect resmine de bunu bağladık.
Metal resmimiz hazır. Yani pas resmimiz. Ve üstüne Karman Çorman'da bir boyası var. Boya işlemini de hallettik. Artık V-Ray Blend'e geçebilirim. Tabi burada ilk ayarlayacağım şey arkadaşlar, şunun objenin üstüne nasıl gözüktüğü olacaktır. İlk önce objeme şunu atmak istiyorum. Gördüğünüz gibi lamba. Ve M'ye bastım. 1, 2 ve 3 opsiyonlarını aktif ederek materyalimi atadım. Ve UVW Map'e karar veriyorum. Gayet güzel bir büyüklük aslında, çok da sorun yaratmadı bana. Box'ı seçtim. Ve şurayı 650'de fitleştirelim diye düşünüyorum. Gayet güzel. Sonra bir tane V-Ray Blend Material çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere. Şuradaki base'e bunu atıyorum. Buradaki boyaya da bunu atıyorum. Gördüğünüz gibi pas resminiz bununla birlikte biraz daha koyulaştı. Şimdi birazcık distress, yani vintage resimlerine ihtiyacımız var. Bunların birazcık siyah beyaz hallerine ihtiyacımız var. Burada ne uygulayabiliriz diye çevremize güzelce bakınırken şurada bir tane resim görüyorum. Aslında kendi resmimizi bile kullanabiliriz. Bunun için de modelleme klasörüne gittikten sonra şurada Metal Siemens adlı yazan resmi. Photoshop'ta açabiliriz. Bu resmimizi negatif renklere getirmek zorundayız arkadaşlar. Levels'la bunu biraz daha net bir şekilde başarabileceğimizi düşünüyorum. Geldim. Dosyamın şurada bulunan image bölümünü açıyorum. Ve şuradaki adjustments bölümüne gelerek resmi black and white yapıyorum. Ctrl Shift Al ve B tuşlarını kullanarak işlemi daha net gerçekleştirebilirsiniz. OK'ye tıkladım. Ve Ctrl L yardımıyla Levels'ı açtım. Levels'ı açarak beyazları daha parlak hale getiriyorum. Siyahları da daha siyah hale. Gayet güzel. Tam istediğimi karşılar bir resim oldu. Buradaki netliği kazanmak için arkadaşlar aynı zamanda filter, sharpen ve unsharp mask atmayı unutmuyorum. Çok az bir blue verebiliriz. Gaussian blur 0.2 civarında bir blur vermemiz resmi düzeltecektir. Save as dedim ve buraya gelip Blend Photo diye kaydediyorum. 12'ye tıkladım ve artık Photoshop'u da kapatabilirim. Max'e geri dönüyorum ve şuradaki Blend kısmına Bitmap'e tıklıyorum. Blend resminiz de geldiğinde artık gördüğünüz gibi mükemmel bir lamba resminiz oldu. Malzemeniz. Atama işlemini şimdi bunun üstüne gerçekleştiriyorum. Ve şuradaki Override Empty'li komple kapatıyorum. Render tuşuna basıyorum. Ve ne kadar güzel bir malzeme hazırladığımızda karşı karşıya kalın arkadaşlar. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum.
Buradaki geçişlerin daha güzel gözükmesini istiyorsanız arkadaşlar, bu geçiş yerlerine V-Ray 4 bağlayabilirsiniz. Nasıl derseniz. M'ye basıyorum. Şuradaki bitmap özelliğini tutarak arkadaşlar sağ tuş, Maps, V-Ray ve V-Ray 4 getiriyorum. V-Ray 4'lerde arkadaşlar Radius'u 20 cm, hatta belki 100 cm bile yapabilirim. O nokta kadarı da arkadaşlar buranın en açık hallerinden birini alıyorum. Şöyle. Bunun biraz daha koyusuna gidebilirim tabi. Arkasından şuradaki Shift Move'u kullanarak arkadaşlar bunu anaklı otuda bağladım. Bir Shift Move daha. Tabi bu buna değil. Bu buna bağlanacak. V-Ray 4. Sonra da bu da gelip buradaki Blend 2'ye bağlanacak. Şimdi baktığınızda daha güzel geçişlerin olduğu, kenarlara doğru daha fazla kirlerin yaşandığı, ara renklerin olduğu bir malzemeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Burada tabi malzemesiz olan objelerimiz yüzünden hani sıkıntıya düşebiliriz. Burada güzel bir görüntü yakalamak istiyorsak diğer malzemelerini de boyamamız gerektiğini unutmamak gerekir. P'ye basıyorum. Ve şuradaki parçayı da arkadaşlar alüminyum denilen parçayı şöyle bakıyorum. Ups, alüminyum biz sadece tabi dışına aldığımız için lambamız öyle gözüküyormuş. Biz bu alüminyum denilen objemizin hepsini dışındaki objeyle bir bütün haline getirelim. M'ye bastım. Ampul malzemesini tekrar attım. İçerideki parçaya da arkadaşlar arka fondaki renkimizi verebiliriz. Gayet güzel. Sonra C'ye basıyorum. Her şeyin düzgün olduğunu düşündüğüm anda final ayarlarımı ekliyorum. Final ayarlarımda kesinlikle HD ve bu kadar zorlayıcı bir çözünürlükte render almamı gerek olmadığını ayrıca ekliyorum. V-Ray'de arkadaşlar 8'de zaten herhangi bir haritamız atalı değil. Sanırım her şey hazır gibi gözüküyor. Render tuşuna bastığımızda bakalım ne gibi bir görüntüyle karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi lambanız hazır. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım size de yardımcı olmuştur. Bakalım şöyle birazcık. Render'ın hızlı sürdüğünü düşünüyorsunuz. Malzeme hazırlarken arkadaşlar bayağı uzun bir dönem buna kendinize adamanız gerektiğini unutmayın. Kendinize güvendiğiniz ve benim malzemelerimden yapmış olduğunuz malzemeleri bir kenara kaydetmeyi unutmayın. Belli bir süre geçtikten sonra bu malzemeler için artık araştırma yapmak isteyeceksiniz ve ufak ufak denemeler yapmaya başlayacaksınız. Zaten malzemenin asıl öğrenildiği nokta da bu olacaktır. Bunun haricinde çok fazla söyleyeceğim çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Tek yapılması gereken inanılmaz derecede pratik, çok aşırı derecede pratik demek de iyi olunuyor, max de hızlı olunuyor. Önemli olan işi çok iyi derecede bilmeniz değil, aynı zamanda ne kadar hızlı şekilde insanlara hizmet edebildiğiniz veya bunu sergileyebildiğiniz. Mouse'un etrafındaki görüntüyü de açayım şöyle size. Gördüğünüz gibi hani basit bir saat kadar sürede çok detaylı bir şekilde olmasa da hani güzel bir lamba çizdik. En azından hazır lambalarınızın içine bir tane daha sizin elinizde çizmiş olduğunuzu kullanabilirsiniz. Hazır modelini sizinle paylaşıyor olacağım. Tabi bütün malzemelerini sileceğim boyut konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyelim diye. Sadece lamba sahnesi sizin olacak, merak etmeyin. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımı arkadaşlarınızla paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Burası bir eğitim platformu olacak arkadaşlar. Herhangi bir hani ders satımı falan gibi bir şey olmayacak. Satılırsa zaten önceden sizin talepleriniz doğrultusunda gerçekleşir. Kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Umarım keyif dolu bir eğitim olmuştur size. Yorumlarınızı bekliyorum. Esen kalın, kendinize iyi bakın, bolca çalışın, başka hiçbir şey istemiyorum. Teşekkürler, kolay gelsin.